günler sevgili izleyenler. TRT Spor ekranlarına Spor Stüdyosu'na hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Lokman Ayva ile birlikte olacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Ben de bütün dinleyicilerimize, seyircilerimize, izleyicilerimize sevgilerimi, selamlarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum buradan. İnşallah güzel bir vakit geçireceğiz. Kendilerini diğer aktivitelerimizde de göreceğiz. Umuyoruz. Lütfü Özel her zaman olduğu gibi yerindeler. Merhaba, hoş bulduk diyeyim. Hoş sanki hoş geldiniz çekmişsin gibi bekliyorum en azından. Hoş geldin abi. Tamam, Lokman meydan aldık nasıl öyle değilim. Hoş bulduk. Tabii bu konu, buna benzer konular benim burada daha önceki yayınlarımızda da ufak tefek eklentiler oldu hep. Hep hoşuma gitti, hep destekledik, hep bundan mutluluk duyduk. Bu aktivitelerin hem yapılmasından hem duyurulmasından sizin de burada olmanızdan son derece memnunum. Çok teşekkür ederim. Lokman Ayva, Türkiye Beyaz Ay Derneği Başkanı sevgili izleyenler. Niçin burada? Projeleri var. Bunları konuşacağız. Çok önemli projelere imza atmak istiyorlar. Bunun için de eyleme geçmiş durumdalar. Aynen. Bunları kendisinden dinleyeceğiz. Herhalde son dönemde en önemli projelerden birisi Aşmak İçin Hareket Projesi. Evet. Nedir bunun detayı, açılımı anlatırsanız? Şimdi Aşmak İçin Hareket ne demektir? Önce ona bakalım. Aşmak meselesi var. Aşmak. Neyi aşacağız? Önyargılar aşacağız, engellerimizi aşacağız, sıkıntılarımızı aşacağız, sorunlarımızı aşacağız. Birbirimizdeki soğuklukları aşacağız. Aşağılama, dışlama, hor görme gibi her türlü meseleyi aşmak için diyoruz ki hareket etmemiz lazım. Önce bir hareket şart. Bu hareket içinde ne yapacağız? Biz diyoruz ki engellilerle engelsizler spor yapsınlar. Peki ya diyoruz ya spor niye spor? Ya spor çok faydalı bir şey. Yani insanın oksijen alması, vücudun hareket etmesi, bütün hücrelerin oksijen gitmesi, yani sağlık için neredeyse olmazsa olmaz bir aktivite, bir etkinlik. O sporu da diyoruz ki biz engelliyle engelsiz bir arada yapsın. Engelliyle engelsiz bir arada yapınca ne olacak sporu? Şu olacak, birbirimizi tanımış olacağız. Birbirimizi vakit tanımak için vakit geçireceğiz. Mesela şu anda beraber bir vakit geçiyoruz. Fatih Bey, Bütçü Bey ile beraber. Bir de ben her zaman yani televizyon programını bulacağım da vakit geçireceğim de falan. Ama ne yaparız? Hafta sonları beraber yürüyebiliriz, yüzebiliriz. Kendi bisiklete bineriz. İşte lütfen önden biner, ben pedal çeviririm arkadan falan. Böyle ya da işte yüzeriz. Ya da işte koşu yaparız falan. Yani bunlar mümkün. Ve biz bunları birbirimizi tanıyalım, birbirimizi anlayalım diye istiyorum. Ve tabii ki sporla yapalım. Çünkü spor gerçekten insanların heyecanını yükselten, insanların sağlığını yükselten, insanların dayanışma ve zihinsel niteliklerini de yükselten bir çalışma. Biz bunu ön yargılarımızı aşmak için, bu tür dışlama gibi maalesef insanların üst karası durumları aşmak için spor yapalım diyoruz engelliler ve engelsizler olarak. Ve inşallah seyircilerimizle, sizlerin desteğiyle başaracağız.